Evet, Galatasaray Medikal Park'ın yıldız basketbolcusu Henry Domerkant aslında sezon başında çok büyük umutlarla takıma dahil edilmişti ama talihsizlik bir türlü yakasını bırakmıyor Amerikalı basketbolcunun. Yaşadığı arka arkaya sakatlıklara bir yenisi geçtiğimiz hafta eklendi maalesef ki ve uzun süre sahalardan uzak kalacak. Aslında yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce de yine aynı dizinden ama farklı bir sakatlık yaşamıştı. Yani Galatasaray formasıyla aslında çok da fazla kendisini sarı kırmızı taraftara ve Türk basketbol severine gösterme şansı Domerkant bulamadı. Ama bu röportaj öncesinde, az sonra gerçekleştireceğimiz röportaj öncesinde kendisiyle konuştuğumuzda bir an önce sahalara dönmek istediğini bizlere paylaştı. Bakalım sizler için ne gibi açıklamalar yapacak. Henry, firstly, thank you very much for... Öncelikle... giving us that time for this interview. Bizim bizle röportaj yapmak için vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Kendini nasıl hissediyorsun şu anda? Çünkü çok şanssız dönemler geçirdin Galatasaray'la imzaladıktan sonra. Benim için çok zor bir dönemdi. Hayatım boyunca birkaç kere daha sakatlıklar geçirmiştim ama yani elimden geleni yapacağım, daha iyi olmak ve daha sağlıklı olmak için çok çalışacağım. Galatasaray'la ilgili çok farklı hikayelerim var. Geçen yıl Unix Kazan'da oynarken son saniye basket atmıştın. Transfer dönemin çok zorlu bir süreç oldu. Ve şimdi bu şanssız sakatlıklar, bu hikayeler için neler söyleyeceksin? Şimdi hepsi geride kaldı tabii ki ama yani geçen seneyi düşünürsek kendi takımımın kazanması için elimden geleni yapmıştım. Bu fırsat geldi sonrasında. Burada Ergin Ataman'la oynamak için bir fırsat geldi. Ve bu harika oyuncularla aynı takımda olmak için bir fırsat geldi. Biz buraya gelmek için çok savaştık. Evet, biliyorum zor olmuştu. Geçen yılki takımımla bazı sorunlar yaşadık ama ben buraya gelmek için çok savaştım. Hallettik neyse ki sorunları ama sonrasında geri geldik. Şanssız dönemler yaşıyoruz. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma, özellikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde o kadar da kötü hissetmiyorum kendimi. Doktorlar ne diyor? Ne zaman döneceksin? Bu biraz vücudunun nasıl iyileşeceğiyle alakalı. Doktorlar 6 ay diyor ama ben daha aza indirmeye çalışacağım. Daha erken dönebilmek için elimden geleni yapacağım. Şu anda hangi noktadasın? Bildiğim kadarıyla şu anda bazı muayenelerden geçtin ve bir ameliyat yaşayacaksın. Amerika'da olacak galiba, değil mi? Şu anda planım o şekilde. Detayları doktorla detayları konuşuyoruz. Her şeyin doğru şekilde gitmesi ve doğru şekilde yapabilmek için, olması gerektiği gibi yapabilmek için çok çalışacağız. Dikkatli oluyoruz özellikle. Şimdi zamanı bekliyorum, yani sadece ameliyatı bekliyorum. Başta da konuştuğumuz gibi bir buçuk ay önce farklı bir şanssız, yine aynı dizden farklı bir şanssız sakatlık yaşamıştım. Sonrasında daha iyi bir daha iyi hissetmiştin kendini ama bir daha sakatlık yaşadın. Yani şimdi kendini nasıl motive ediyorsun? Nasıl motive edeceksin kendini? Aynı dizden ikinci kez oldu. Bu çok zor bir şeydir herhalde. Önce dizim, sonra farklı baldırımdan sakatlandım. Sonra bir daha baldırımdan sakatlandım. Ve şimdi de bu. Yani Galatasaray'da yaşadığım dördüncü sakatlık bu. Ben bu oyunu seviyorum. Ben hala basketbol oynamak istiyorum. Daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. Takıma yardım edebileceğimi düşünüyorum. Benim bütün hayatım bu oyun sonuçta. Benim bütün hayatım basketbol ve bunu oynamaya devam etmek istiyorum. Tabii ki planlarında önce ameliyat, sonra fizyoterapi var. Uzun vadedeki planın nedir? Açıkçası ben daha güçlü ve daha iyi olmaya çalışacağım. Yani olduğumdan, sakatlanmadan önce de olduğumdan daha iyi bir şekilde dönmek istiyorum. Kariyerimde zor bir dönemden geçtiğimi biliyorum.
the type of player I am and the type benim olduğum oyuncu, benim olduğum yani benim tarzımda bir oyuncu, benim tarzımda bir karakter bununla savaşır ve daha sert bir şekilde geri dönebilir, daha iyi geri dönebilir. Ben bunun için savaşacağım. Ve göreceğiz neler olacağını. And your coach, the coaching staff are really supporting you very well in these times. Bildiğim kadarıyla antrenörlerin seni çok iyi karşıladı bu sakatlık sonrasında. Hep arkanda duruyorlar. Nasıl karşıladılar onlar? Neler yaptılar? Yani öyle ki bazı takım arkadaşlarımın yüzlerini gördüm, sanki benden daha fazla üzülüyor gibilerdi. Bence bazı takım arkadaşlarım benden daha çok üzüldüler. Yani zor söyleyebileceğim bir şey yok. Takım arkadaşlarım, Koç Ergin Ataman bana çok yardımcı oldular. Yani öyle bir hale getirdiler ki onlar için geri dönüp tekrar oynamayı çok istiyorum. Yani geri dönmemin, dönerken ilk istediğim şey buydu. Yani onlar için daha hızlı ve daha iyi dönmek istiyorum. Evet, dün Beşiktaş'a karşı bir derbi vardı. Galatasaray Medical Park'ta maçı kazandı. Arenada taraftar seni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Bu anlarda nasıl hissettin? Onlar için neler söyleyeceksin? Sen Türk basketbol severler için çok özel bir oyuncusun. Ama geçen seneki son saniye basketinden sonra Galatasaray tribünleri adına çok daha özel bir oyuncusun. Çok harika hissettim. Harika hissettim dün. Eşime de eve döner dönmez eşime maçta taraftarım beni nasıl karşıladığını anlattım. Taraftar, ya ben onlar için doğru düzgün oynayamadım bile ama taraftarın bana sevgisi inanılmazdı. Eşim de çok şaşırdı, çok mutlu oldu. Beni çok duygulandırdı açıkçası. Ve taraftar için geri dönüp daha çok savaş vermeye ve onlar için bir kupa kazanmaya çalıştım. Gerçekten özel bir taraftar. Belki bir mesaj, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce, ameliyat olmadan önce bir mesaj vermek ister misin Galatasaray kulübüne, taraftara, üyelerine, takım arkadaşlarına? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok özleyeceğim. Beni unutmayın çünkü geri döneceğim. Terminator gibi değil mi? Evet, evet. Terminator gibi geri döneceğim. Teşekkürler. Seni yeniden geri görmek istiyoruz. Galatasaray'ın yıldız basketbolcusu az önce kendisi de dile getirdi. Kendisini aslında sarı kırmızılı formayla çok da fazla izleme şansımız olmadı yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı. Ama görüyoruz ki o da bir an önce ameliyat olup kendisini en iyi şekilde en kısa sürede hissedip takıma maksimum katkıyı sağlamak istiyor diyelim ve sözü şimdilik bir kez daha merkeze bırakalım. Hırmak Kazık çok